izleyenleri, bugün masamızda Totolink'in yeni ürünleri var. Extender olarak da adlandırılan, alın içerisinde kapsam genişleten Wi-Fi ağlarını bu Access Point benzeri ürünlerle kurabiliyoruz. Yanımızda da İsa Bey var. İsa Bey Totolink konusunda bir aile uzmanı da diyebiliriz. İsterseniz ufak ufak başlayalım. Totolink ne zamandır var, ne iş yapar, şu an bizlere neler tanıtacak? Merhaba, Totolink bir Kore markası. Kore'nin lider markalarından bir tanesi. Türkiye'ye BT burada distribütörlüğünde yaklaşık bir ay kadar önce geldi. Çok kullanıcı dostu bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Kurulumları çok kolay. Kapsama alanları özellikle betonarme yapılara göre uyum sağlandırılmış cihazlar. Detayları zaten ürünlerle birlikte göstermiş olacağız. Tabii yani özellikle kablosuz ağ asıl problem yaşanılan şey, günlük kullanımda araya birden fazla duvar girdiğinde bu problemler yaşanıyor. Bağlanabilirlik konusu bir hayli düşüyor. Bunlar için de access pointler, işte repeaterler gibi ya da extenderler gibi ürünler kullanmak durumunda kalıyoruz. Mutlaka. Bugün de Totolink'in 3 tane farklı ürünü var extender ailesi içerisinde. Bizim bugün için seçtiğimiz 3 ayrı üründe prize takılan ve onun üzerinden çalışan adaptörsüz ürünler. İsterseniz PLV350 kitten başlayalım. Kutusunu ilk açtığımda içinde 2 ayrı donanım vardı. Şöyle. Tam olarak bir kit diyebiliriz zaten. Çünkü diğer kutuların içerisinde tek bir bileşen çıkıyor. Evet. Alıcı ve verici şeklinde düşünebiliriz bunu. Home plug adaptör diye geçiyor diğer adıyla. Bir tanesini modemin yanına kuruyoruz. Ethernet kablosuyla çok basit bir kurulumu var. Kendisi zaten algılıyor. Diğer karşılığını da nerede kullanmak istiyorsanız herhangi bir prize takıp hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi aslında kapsamını da öğrenmek istiyorum ben. Yani atıyorum ufak bir işletme için ideal olabildiği gibi daha büyük işletmelerde performansı nedir? Ya da işte atıyorum EX200 gibi bir ürünü mü tercih etmemiz gerekir? Onunla alakalı da ufak detaylar alabiliriz. 150 megabit interneti paylaştırıyor. Bunun haricinde dediğim gibi aynı anda kablolu olarak da karşı tarafta kullanabiliyorsunuz. Düzgün bir elektrik yapısının olması lazım evde. Çünkü priz üzerinden gidiyor. Elektrik hatlarında hani sıkıntı varsa önce bunu kontrol etmek gerekiyor. Cihazdan iyi verim alabilmek için. Türkiye'de bu tip durumlar yaşanıyor özellikle. Onun haricinde işletmeler ve evler için çok uygun. Söktak bir cihaz kendisi. Yani bir odadan başka bir odaya geçerken cihazı söküp başka bir prize taktığınızda kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ya zaten incelemelerimiz esnasında da şunu fark ettim ben. Özellikle kurulum esnasında ve aktif olarak kullanımda da bir hayli kompakt ve tak çalıştır mantığıyla ilerleyen cihazlar, Totolink'ler. O açıdan son kullanıcıya, özellikle de konuyla çok da haşır neşir olmak istemeyen kullanıcıya bir hayli avantaj sağlıyor diyebiliriz. Bu ürün için benim ekstradan söyleyebileceğim MIMO desteği var. MIMO desteği extenderlarda ve repeaterlarda şu gibi bir avantaj sağlıyor. Router'dan aynı aslında, başka bir MIMO desteği olmayan bir extenderla aynı veriyi alıyor ama MIMO desteği sayesinde band genişliğini daha verimli kullanıyor. Evet, ikiye katlıyor diyebiliriz. Zaten çift band olarak çalışıyor. Açılımı da zaten aynı şekilde multi input, multi output olarak geçiyor. Böylelikle daha verimli bir veri transferi sağlıyor. Cihazın başlıca aslında sivrilen noktası da bu. Yine aynı zamanda IEEE'nin 802.11 sınıfı standartları var. Totolink'in şu an tanıtıyor olduğumuz 3 ürünü de aslında 802.11n ile birlikte geliyor. A ile başlayan standartlar N'e kadar geldi ve artık A kıyasla ya da B'ye kıyasla onlarca kat daha hızlı band genişliği sunabiliyoruz.
Şimdi ikinci ürünümüzde Totolink'in Wireless Enrage Extender olarak adlandırdığı EX200. EX200 ile ilgili ilk öncelikle şunu söyleyebiliriz. Aslında günümüz network adaptörlerinin olmazsa olmazı bir özellik var. WPS. Evet. WPS'ten de ufak bir bahsedelim istersen. VPS tuşu, yani WPS aslında değil ama VPS diyoruz evet. Biz daha Türkçeleşmiş haliyle. VPS çoğu ev kullanıcısı için hayat kurtaran bir yöntem. AX200'de aynı şekilde direkt sadece VPS ile tüm ayarları alıp 2 dakika içinde kuruluma hazır hale gelebiliyor. Prize takılı olduğu için herhangi bir prizden başka bir prize aktarıp alanınızı istediğiniz şekilde genişletebilirsiniz. Üzerinde 2 tane 4 dBi gücünde anten var. Antenler maalesef çıkmıyor. Sabit anten. Arttırma şansınız yok ama bu haliyle bile gerçekten çok güçlü bir çekim alanı genişlemesini hissediyorsunuz. Kurulum dediğim gibi çok basit. Hiçbir şey bilmenize gerek yok. Direkt modemden şu şekilde bir örnek vermek gerekirse modemin VPS tuşunu ve AX200'ün VPS tuşuna basarak 2 dakika içinde otomatik olarak ayarları kendisi alıyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Aslında Bluetooth'la işte mouse'a eşler kadar Aynen öyle. Hiçbir şey bilmenize gerek yok. Dediğim gibi sadece 2 tuş. Kesinlikle. Bu noktada aslında kullanıcıları en çok tedirgin eden şey de şifre ve güvenlik durumları. Yine VPS de aslında güvenlik problemlerini ortadan kaldırıyor. Aynen öyle. Kullanıcılar kendileri konfigürasyon yapmak istediklerinde daha çok güvenliği ön planda tutmak istediklerinde aslında daha fazla açıkta verebiliyorlar. Evet. Çok fazla duruma vakıf olmadığı için bu yüzden tek tuşla Totolink'in böyle bir hizmet sunması zaten iyi. Daha önce de konuştuğumuz gibi yine 802.11 N'le geliyor. Evet. EX200 modeli. Bununla alakalı da aslında ekstradan söyleyebileceğimiz 300 megabit per second'a kadar ulaşabilen Ethernet hızlarını bu cihazda görebiliyoruz. Evet. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Aslında genel olarak herkesin yanıldığı diyebilirim. Çoğu bilgisayarın Wi-Fi adaptörü 150 megabite kadar bilgi alır. Dolayısıyla bazı kullanıcılar hani bu 300 megabit ama bağlantımız 150 megabit geliyor diye söyleyebilirler. Bunun için hani bilgisayarınızda bir 300 megabit ya da daha üstü USB adaptörle tam güçle 300 megabit veri aktarımı sağlayabilirsiniz. Ki aslında Totolink'in de bu konuyla ilgili USB adaptör çözümleri var. Onları evet. Da ilerleyen videolarda izleyeceğiz diye planlıyoruz. Evet. Şu an için onları da sizlere sunacağız. Bir sonraki videolarda onunla da karşılaşabileceksiniz. Şimdi geçelim baba ürüne. Evet, aslında işletmeler için. İşletmeler ya da şatosu olanlar için tasarlanmış bir başka cihaz. Totolink 750 megabit per second hızına çıkan EX750 modeli. Zaten megabitlerle isimlendirme yapmışlar. Extender'ın EX'ini almışlar ve sonuna da rakamı koymuşlar. Başında da söylediğimiz gibi aslında çok da ev kullanıcısıyla alakalı bir ürün değil diyebiliriz. Yani mutlaka kullanılabilir evet, ama ofisler küçük işletmeler için fazlasıyla yeterli bir ürün. Burada biraz, zaten açılmış var. Bahsedeyim. Dual band yayın yapıyor. Evet. 2.4 GHz ve 5 GHz bandından yayın yapıyor. Bağımsız olarak kullanabiliyorsunuz. İkisini aynı anda kullanabiliyorsunuz. Yine Totolink'in pratik çözümlerinden biri olarak direkt prize takabiliyorsunuz. Bu da her yere çok rahatlıkla taşıyabilmenizi sağlıyor. VPS tuşu yine bunun üzerinde var. Bunda VPS biraz daha farklı. 2.4 ve 5 GHz olarak ayrı ayrı bağlamanız gerekiyor modeme. Dolayısıyla iki kere VPS tuşuna basmak gerekiyor. Kurulum kitapçığımızda da çok detaylı şekilde bu mevcut. Tabii aslında yani farklı bantlardan aldığı için oradaki internet hızları da değişiklik gösterilebiliyor. Yani dual çalışabiliyor. İsterseniz
tek 5 GHz'de çalıştırabiliyorsunuz. Bu ara herkesin evinde telefon, dek telefon, cep telefonu birkaç tane olduğu için radyo frekansları çok birbirine karışıyor. O konuda biraz dikkat etmek lazım. Biraz tecrübesi olan insanların hani girip hangi kanal boşsa o kanalı ayarlaması Wi-Fi çekimini de güçlendirecektir diye işte söyleyebilirim. İşte daha stabil bir hal evet. getirecektir. Söylemeyi unuttum. Yine sevmediğim, ben anten değiştirmeyi seviyorum çünkü. sevmediğim bir özellik, iki tane 5 dBi antenle geliyor. İstediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz tabii ki ama sadece değişmiyor. Çok güçlü antenleri var. Çekim gücü çok yüksek. Gerçekten çok hızlı bir şekilde bağlanıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Aslında antenin oradaki dBi değeri ya da antenin ne kadar kuvvetli olması çekim gücüyle de paralel bir oran sağlıyor. Yani günümüz teknolojisinde artık bütün bir mahalleyle de internetinizi paylaşmak. Antenin konu önemli tabii. Yani mümkün oluyor tabii daha büyük anten yapılarında. Bununla ilgili de hatta yine büyük network komponentleri satan şirketlerin çözümleri tabii var. Hepsini söylemek, yani hepsinden önce aslında şeyi de söylemek lazım. Yani antenlerin açık bir yerde olması lazım ki ev içinde ya da ofis içinde aktarımı engellemesin. Yani bir dolabın içine bunu takmanız aslında takmamanız da aynı şey. Yani çok bir şey değiştirmeyecek. Dolayısıyla hem modem tarafında hem extender tarafında antenlerin açıkta olması bağlantı hızını güçlendirecektir. Aslında şimdi şöyle de bir durum var. Biz bilgisayar tarafında USB adaptörleri çok fazla dizüstü bilgisayarlarımızda kullanmıyoruz. Çünkü evet. zaten internetle tamamen internete odaklı bir iş yapmıyorsanız bizim gibi çok hızlı veri transferlerine ihtiyacınız olmuyor. Bu yüzden bilgisayarın dahili adaptörleri zaten işimizi görüyor. Asıl masa üstü. Daha doğrusu masa altı. Çünkü masa üstü bilgisayarlarımızı masa üstünde çok fazla kullanmıyoruz. Masa altına alıyoruz onları. Hem masanın altında hem kasanın arkasında bir USB adaptör olduğu için zaten karşısında kocaman bir kasa tamamen oradaki alanı çekim kuvvetini düşürüyor. O yüzden adaptörlerin tam olarak nasıl konumlandırıldığı da çok önemli. Evet. Ben şu an evin en merkezi noktasında kullanıyorum mesela. Çünkü öbür türlü evin diğer bireyleriyle de problemler yaşayabiliyorsunuz yani. Biraz önce söylediğim gibi bir sonraki videomuzda USB adaptörleri tanıtacağız. O esnada birkaç deneme de yapabiliriz aslında. Tabii aslında bu işin pratiğini yapmak da güzel olur. Kurulum videosunu da zaten çekmeyi planlıyoruz. Evet. Dilerseniz kısa kısa artık bitirelim. Bugün Totolink'in 3 ayrı cihazını işledik sizlerle. Extender sınıfında olan 750, 150 ve 300 megabit per second hızlara çıkan 3 ayrı cihaz Totolink web sitesi ve BT Pro'da üzerinden de erişebileceğiniz ve satın alabileceğiniz ürünler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkür ederim.